Dik şuraya. Dik. Bu da alt kısmı. Şimdi kadrostan ne yapıyoruz? Şimdi alt ayağının tekerleri bağlıyoruz. Bunlar aşağı yukarı 7'şer santim içeriden gözükmemesi için 24-21 ayda santimi nasıl ayarlıyorlar? Ortalama olsa yeter. Zaten gözükmüyor. Tamam. 5'er santim, 7'şer santim, 6'şer santim. Zaten şuradan şu fren sistemi döndüyorsunuz değil mi? Mesela yok. İçeriden vidaları kırdavat malzemesini boşaltalım. Şu kağıt içine. Buradan kullanacağımız 4-20 küçük vidaları. Hı hı. Evet. Mekanından tamam, oraya doğru geliyorum. Şunu altına kadar toplamda 4 tane değil mi usta? 4 tane ayak var. Aldıkları ne? Bunlar kavali. Tamam. Thank you.
vidalardan. Şimdi sağ taraftan veya sol taraftan 32,5 alındığı zaman bunun merkezi 35. 32,5 alındığı zaman çizilsin. Daha sonra şu delikler görüldüğü gibi delinmiş. Arkadan kaç tane delik var orada? 1, evet. 2, evet. 3, 4. Şu merkezi delik ikisinde de aynı. Tamam. Murat şunu tutarsan eğer şöyle. Şu arkadan büyük vidalarımızı, 4.50 vidalarımızı, 5'lik vidalarımızı şuradan tutturuyoruz. Daha sonra nedir o? Bu orta dikme. Orta dikmemizi şu delik, bu delikler, yani üstteki delikler bu tarafta yok bakın. Üstteki delikler şu deliği karşılayacak şekilde, sağ tarafı karşılayacak şekilde şu çizgilerden yerleştiriyoruz. Şu şekilde. Murat yasla. 32,5 dediğimiz yere. Evet. 32 tam ortalıyoruz dediğimiz yerler. Yok yandan. Çizgiyi görecek şekilde. Şevket Bey şunu tut. Tamam. Oradan çizgilere dikkat edin. Şuradan şimdi çizgiyi görüyor musun Şevket Bey? Tamam değil mi? Şu anda sanırım gözüküyor. Basıyoruz. Vidayı sıkıyoruz. Bir de aynı şekil metreye de ölçebiliriz. Metremizi yapalım. Aynı şekil 32,5 gelecek şekilde. Tamam. Şöyle 32,5 gelecek şekilde. Yine alttaki vidamızı sıkıyoruz. Evet. Medep. Evet. Bunu bağladık. Ondan sonra ürünleri asacağımız raflar. Bunları açıyoruz sırayla. Sıralaman yalnız. Ürünlerini sağ, bir sol, bir evet. Şekilde siti neredeydi? Şu an yaptığımız işte Minimix millerini dübelli yerlere sıkıyoruz. Murat çekiç var değil mi? Getireyim. Bir tane getireyim. Birinci boğumun şu birinci boğuma kadar sıkıyoruz. İki tane boğum var. Birinci boğuma kadar sıkıyoruz. Tamam sıkılmışım. Diğer tarafı da aynı işlemi yapıyoruz. Deliklere bu şekilde çakıyoruz. Diğer tarafı da aynı. Bitti değil mi şimdi? Sıradaki. Şimdi Mona alan olan ürünümüzü altında yazıyor Mona. Tamam. Nasıl? Tamam. Mona alan ürünümüzü sağ tarafa yerleştiriyoruz böyle ittirerek. Tamam. Daha sonra
Bunların altında gövde dediğimiz şu oklar, ok işareti bu tarafa bakacak şekilde yerleştiriyoruz. Hı hı. Alttan yerleştireceğiz onu. Sit olacak. Evet. Şarjlı yardımı veya tornavidayla sıkıştırıyoruz. Çeviriyoruz. Sabitliyoruz. Ve arkadaki arkasındaki delik, ilk başta göstermiş olduğumuz deliğe ufak vidadan ufak vidadan vidalıyoruz. Bu kadar. Ve diğerini City olan ürünümüzü bunun şu gövdesini bu şekilde de takabiliriz, üzerinde de takabiliriz. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Ok bu tarafa geliyor, delik tarafına. Dış taraflara, dış deliklere. Zaten belli zaten. Bastırıyoruz. Aynı şekil buradan sıkıştırıyoruz. Evet. Bir tane daha küçük vida alıp arkadan sabitliyoruz. Yine delik yeri var burada. Bu dikmemizi alıp altta kavalyelerini gösterelim mi? Yatıralım, öpüp şöyle. Şöyle yatıracağım. Şuradaki kavale delikleri deliklerini buradan tutup yandan tutalım. Oraya oldu mu? Bu şekilde oturuyor. Şimdi aynı şekil altı delikli sırtımız yine burada bir, iki, üç, dört, beş tane delik var. Yine 32.5'tan işaretliyoruz. 32.5'tan işaretliyoruz. Bu şekil. Diğer beyaz dikmemizi aynı şekilde bunu iki delikli olan kısmı, yani altta ve üstte olan sol tarafa baktığımız zaman sol tarafa gelecek şekilde yerleştireceğiz. Şunu öne alalım. Tut, indirme ucunu tut.
tarafa rahatlıkla şuradan çizgileri görürsünüz. Şekilde bu yandan çizgiler ben şeyler var. Üst tamam. Üst tamam mı? Şurada, evet şurada. Şöyle sık sıra. Çekiyor muyuz? Yine uzun vidalarımızı şu orta bir buraya bir buraya gelecek. Öncekiyle aynı mantıkta yine. Aynı mantık evet. Zaten bunu delikler sabit. Bunu tutturuyoruz. Bir tarafı kontrol ediyoruz. Şey olduğu yere. Çizgilerin olduğu yere. Ondan sonra vidamızı sıkıyoruz. Alttakini yine aynı. 32.5 ayarı. Şu çöktü. Ayarlasın orayı. Tamam. 32.5 şekilde. Yine bir dalıyoruz. Aynı şekilde gövdemizi ok deliğe gelecek şekilde yerleştiriyoruz. O 490 milyon yeni siparişlerden sipariş mi? Yerleştirdik. Hazırlıyoruz. Diğer. Mil vidalarımızı yine dübel olan yerlerden vidalıyoruz. Boğuma kadar. Birinci boğuma kadar. İçin şarjlı daha şarjlı yıldız tornavida da olabilir de. Yıldız kafa yıldız uç bizde şarjlı olduğu için daha kolay oluyor. Daha sonra tavalelerimizi yine buralara çakıyoruz. Deliklere. Çok sert vurmamak kaydıyla. Sert vurulunca parçamız boya olduğu için çatlayabilir. Çünkü deliği boya sıkıştırıyor. Normal tıklayalım. Ses gelince belli evet, oluyor zaten sonuna geldiğini. Diğer tarafa. Şimdi daha önceki buket ürünümüzü şeyle takmış olduğumuz ürünü sağ tarafa yine aynı şekilde ittirmeyi. Thank you.
Tamam, yine tornavida veya şarjlı yardımıyla. Yine bir ufak vidamızı. Hangisi? Şu ufak vidamızı, 33 santimlik vidamızı yine buradan. Yerleştirip sıkıyoruz yine. Yine ufak vidamızı arkadan aynı mantıkla. Hepsinin delikleri arkasında mevcut. Hangilerini kıracağını daha iyi. Ve son rafımızı alıyoruz. Nil olan rafımız. Aynı şekilde paketimizin içindeki yerleştiriyoruz. İtme usulüyle dönmüş oluyor. Ok yönünü videoya bakacak şeklinde olacak ki rahat girsin. Buna dikkat edelim. Yine son vidamızda. Alttakilerle bunlarla da sıkıştırıyoruz geri. Evet. Bu zaten sabit duruyor. Yalnız esnemeyi almak için arkadan vida atıyoruz. Son vidamız. İşlemde yaptıktan sonra şu görmüş olduğunuz lama demiri, delikli lama demirini buradan tutturuyoruz. Amacı takıyoruz değil mi oraya? Buradan taktık. Santimi var mı? Santimi yok. Zaten üstten gözükmediği şekilde. Evet, mesafe ayarı veya şu deliği ortaladığımız zaman. Tamam. Diğerini de karşı tarafa. Deliğe girecek şekilde inşallah. O şekilde vidalıyorum. Diğerinde stantımızı banyo bataryası için beyaz dişli parçamızı standın arka noktasından evet takıyoruz. İkisini taktık. İkisini de taktık. Evet. Banyo bataryasının aynasını şekilde olduğu gibi sıkıyoruz.
İyice sıktıktan sonra tam bırakıyoruz. İkincisi de aynı şekilde yapılıyor. Ve bir sonraki aşama olan Nil banyo bataryasını şeyinden çıkartıp ikisi yuvasına gelecek şekilde oluyor. Bu şekilde oluyor. Bu şekilde iyice sıkılıyor. Başla. Takacağımız ürün City Mutfak Lavabo Bataryası. Mutfak bataryasının alt dişlisini demirini taktıktan sonra yarı kısmından geçiyoruz. Mevcut elimdeki görülen siyah parçayı bataryanın altındaki dişli kısma birleştirip sıkmak suretiyle mutfak bataryamızın montajını çok basit bir şekilde yapmış bulunmaktayız. Evet, bu kadar basit. Lavabo bataryamızı kutudan çıkarttıktan sonra contasını şu bölgeye yerleştiriyoruz. Daha sonra delikten aşağı kısma koyduk. Conta sağa sola kayabilir. Onu bataryanın delik kısmında sabitlememiz görüneceği üzere contanın asla dışarıdan gözükmemesi gerekmektedir. Daha sonra bataryamızın alt kısmında lastik üste gelecek şekilde bataryanın civatalı kısmından geçiriyoruz. Daha sonra dişli kısmını sıkıyoruz. Altını sıkarken üstün düzgünlüğüne dikkat etmemiz gerekmektedir. Bitti. Son ötüşünü yapıp. Şimdi manayı takıyoruz. Bu işlemi yerdeyken daha hiçbir şey kurmadan yapabiliriz yani üstlere. Çünkü bayiler daha zorlanabilir bunu takarken. Çünkü yüksekte kaldığı yüksekte için. Yüksekte kaldığı için. Takınmanın da sıkıntı oluyor. Ondan dolayı yerdeyken de montajını yapmış olabiliriz. Daha sonra bunu tutuyoruz. Diğer takmış olduğumuz standımızın arkasına şöyle hafif eğdirerek birbirine simetriye gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Olmadı. Evet, burası. Kendisi geçti zaten. Kendisi geçiyor. Zaten burada oynama yok. Zaten sabitleniyor kendisi. Ama şu sallantıyı almak için şuradaki az önce kapmış olduğumuz vidaları sıkılıyor. Vidaları yukarıdan üst kat üst kısmına sıkmak zorundayız. Bunun için de ben sandalyeyi alacağım. İki tarafında da aynı şekilde mevcut. Amacımız sağlamlaştırmak. Ve arasının açılmadığını göstermek için. Ve kurulumuzun ilk aşaması tamamlanmış oldu. Hadi canım.
sizin yoksa yani o şekilde oldu. Aynı şekilde sökersiniz, çıkartırsınız. Takarsınız. Evet, pazartesi her şeyse çağır yani.